Ben bir ekmek arası çıpra, yani çupra istiyorum. Abi ne yapıyorsun sen? İnternetten baktım, Karşıyaka'nın en iyi balıkçısı, Kosova balıkçısıymış, Girne Caddesi'nden. Böyle bir mantık yok yani, ülkenin hiçbir yerinde böyle bir konsept yok yani. İdare ediyorum ama yeter, hadi. Döverim diyorsun yani. İyi akşamlar abi. Bak sonra o nur yüzlü adam buraya geldi, o nur yüzlü adamı keşke abi kabul etseydim falan, pişman olma. Aa, güzel bir yere benziyor. Selamun aleyküm. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben size ne diyorum? Karşıyaka'dan en iyi balıkçı. Şöyle buyurun. Tamam abi, şimdi biraz düşünebilir miyim? Tabii. Tamam. Karşıyaka'da en iyi balık nereden yemiş? Siparişler. Kosova balık. Merhabalar. İyi günler efendim. Çok enerjiyim bugün. Çok siz söyleyin. Çok mutluyum ve dedim ki bugünlerden çarşamba ve yağmur yağıyor İzmir'de. Böyle güzel bir balık gider dedim. Selamun aleyküm. Teşekkür ederim. Sağ ol. Şimdi ne var menüde? Ha. Anladım. Ben bir ekmek arası çıpra, yani çupra istiyorum. Adres bu şey var ya, taksi durağı, Karşıyaka taksi durağı, evet oradan içeri giriyorsunuz, solda bir kafe var, onun yanında bir tane balıkçı var. Balıkçı evet, sana ne? Sen getir, ekmek arası. Hadi. Abi size bir su alabilir miyim ya? Efendim? Su, su. Dışarıdan olsun, soğuk mu? Dışarıdan. Kararımı verdim, verdim. Ben de öğrenebilir miyim? Efendim? Sizi ben de öğrenebilir miyim? Ya birazdan öğrenirsin ya, birazdan görürsün. Nasıl yani? Hayır abi, balık çıkaracağız ya. Ha. Siparişi bana söylersen ben hazırlatayım. Tamam, tamam da gerek yok, bunlara gerek kalmaz. Ben seni hiç yormayacağım. Hiç yormayacağım seni. Yani hiç rahat ol. Keyfine bak, çay iç. Müzik dinle, kitap oku. Böyle şeyler yap ki zaman güzel geçsin. Nasıl yani? Ne? Nasıl abi, anlamadım. Ben seni yormak istemiyorum, ben hallettim o işi diyorum. Ben çözdüm o işi, hallettim, seni yormayacağım. Ben ne yaptım abi? İşine bak bakalım hayatım, işine bak, kitap oku. Zaten boş boş geziyorsun, kitap okumuyorsun, bir şey yapmıyorsun. Biraz kitap okuyun be. Kitap okuyun, kendinizi geliştirin. Abi ben yormayayım. Böyle dalga geçmiyorum ya. Abi yüzünü seveyim, siparişin var mı? Efendim? Bir şey yiyecek misin? Bir şey yiyecek misin? Bir şey yiyecek miyim? Evet. Yiyeceğim tabii, ben yapay zeka değilim, motor değilim. Evet, tamam, yiyecek. Ne yiyeceksiniz? Yardımcı olayım ben. Ben hallettim o işi diyorum sana. Nasıl hallettin abi? 5 dakika bana müsaade et ya. 5 dakika müsaade et. Gel efendim gel. Benim o siparişim. Teşekkür ederim. Sımsıcak. Mis gibi kokuyor maşallah. İnternete baktım da hakikaten bizim kadar var. Temassız. Evet. Tamam. Tamam. Afiyet olsun. Sağ olun. Ben tekrar çağırırım size olmazsa, doymazsam. Bayılıyorum size anlamına küçük etmeye. Emanet olmasa dostum. Nereden seçtim o mesleği? Doğru. Afiyet olsun. Sağ ol abi. Sana söyleyeyim mi? Abi ne yapıyorsun sen? İnternetten baktım, Karşıyaka'nın en iyi balıkçısı, Kosova balıkçısıymış, Girne Caddesi'nden. He. Oradan söyledim, çok güzel. Öyle mi dersin? Hah. Hah. Ders duyar mısın? Abi gözünü seveyim, dalga mı geçiyorsun? Niye? Abi ne yapıyorsun sen şu an? Benim sana da gel, sen de ya abisi. Çok güzel, çubra. Ege'liler nasıl diyelim? Çibira. Çibira. Abi gözünü seveyim, ne yapıyorsun? Balık yiyorum oğlum. Abi burası neci? Durumcu mu burası? Pokalesçi mi? Hı. Ne, bu konsept ne sence burası? Biraz sesi konuşmuşsa duymuyorum. Bu konsept ne sence? Burası neci? Balıkçı. Evet, bu ne? Balık. Nereden geldi? Kosova balık.
Niye buradan değil? İnternetten baktım, yorumlara baktım, çok iyi. Ama sana söyleyebilirim istersen. Abi peki sen oradan balık yiyorsun, niye oradan yemiyorsun? Burada yiyorsun. Burada balıkçı var ya işte, hazır burada balıkçı dükkanı bulmuşken daha niye burada yürüyeyim? Ta Girne Caddesi'nde. Abi gözünü seveyim. Böyle bir şey mi olur ya? Niye şunu senden aldım, balığı oradan aldım, ne oldu? Hem orayı mutlu ettim, hem seni mutlu ettim. Abi ben mutlu değilim. Yani benim param iki yere giriş yaptı. Niye mutlu musun? Sualdım abi. Kaç parası? 10 lira. Tamam 10 lira, sana para verdim. Bunları da verdim, 160 lira. Oh. Yok abi, sağ ol. Ne sağ ol? Yok, aç değilim ben. Ha. Acıkırsan söyle, ben sana numarasını vereyim, söyle oradan balık. Çok güzel yapıyorlar. Hakkın tabi, mis gibi. Ne olacak şimdi böyle? Hı? Ne olacak böyle? Ne olacak? Hı. Ne olacak oğlum? Abicim kalkıp gider misin gözünü seveyim? Niye? Abi öyle mantık yok. Bu kadar mı insanlı gözü ya? Şimdi ben sana bir şey diyeceğim. Sen bütün İzmir sende mi balık yemek zorunda? Bak sen dürümcüsün. Tamam ha. Ben gidiyorum başka bir yerden dürüm söylüyorum. Tamam. Sonra geliyorum başka dürümcü de yemek yiyor. Olsun. Ne olacak? İnsanlı gördü mü? E sen masaya hiç geldi diyorsun şu an. Zaten kimse yok ki, neyin maskeyi çıkartıyoruz? Abi benim olması mı? Ben tene sağır işte. E burada başka bir şey yazıyor yani. Yani şimdi bütün İzmir senden mi balık yedin? Ne gülüp duruyor ya, ne var mı gülünecek? Abi sen şaka mısın gerçekten ya? Ha? Şaka mısın gerçekten yani? İyi olmak diyorum ya, seni niye rahatsız ediyorsun? Ya afiyet olsun, bal şeker olsun. Ha. Da git başka bir yerde ye o zaman. Niye? Burası varken yağmur da yağacak. Abi kalk gider misin? Bak patron gelecek, beni zor duruma sokacaksın. Böyle bir mantık yok yani, ülkenin hiçbir yerinde böyle bir konsept yok yani. Abi siz yeni konseptler oluşturunuz da size böyle. İnsanlığa insanlık katın, yeni bir şeyler oluşturuyorum böyle. Abi başka yerde insanlığa insanlık katar mısın rica etsem? Ben burada insanlığın tohumunu burada atmak istiyorum. Böyle şeylerin de karşılamasını istedim. Ne var bunda? Abi patron gelecek, ben ne diyeceğim patrona? Bak İzmir'de diyeceksin, insanlığın tohumunu filizlenmeye başladı, dükkan açtık diyeceksin. Patronum, bir adam geldi, bir fikri verdi bize diyeceksin, işi satacaksın. İzmir'den Kütahya'dan Bursa'dan İstanbul, ana! Oradan Trabzon'a kadar bunları yayacaksın. Senden şu oradan balık, herkese paramız gitsin, herkes para kazansın. Patron ne diyorsun? Ya mi? Hatta artık sana ne yapar bilmiyorum. Abicim hadi kalk git artık, sinirlenmeye başladı. Efendim? Kötü olacak. Hadi abi. Niye? Ha bak güler yüzü seni böyle hani karşılıyorum, idare ediyorum ama yeter. Hadi. Döverim diyorsun yani. Döverim demiyorum abi. Çıkar mısın? Çıkayım mı? Evet. Hadi. Senin parasını alayım. Tamam vereyim dur. Ama bak sana değil mi? İnsanlığın tohumunu niye burada atmadın? İnsanlığın tohumu hadi başka bir yerde abi. Hadi niye? İnsani bir yer değil burası. Hadi abi. Bak şu an olsun yalvarırsın bana. 10 lira alabilir miyim? 10 lira? Para da yok ya. Niye balık ekmeğe var abi? Oğlum kart verir. Sana da kart vereyim mi? Olmaz abi. Ne çıkıyorsun? Sen kıllık yapacaksın bana yani. Bir gıcıklık yapacaksın abi. Abi 10 lira verir misin? Bir kartla vereyim? Kart o geçmiyor abi. Tost bozuk. Ha post bozuk. Evet, tamam post düzelsin, ben veririm. Bekleyeyim o zaman. Abicim yüzünü seveyim haydi. Ama post bozuk. Tamam ver kart geçelim ver. Buyurun. Söylüyorum abi. Bak müşterileri engelliyorsun abi. Niye engelliyorum? Müşterileri bak. Sipariş alacağım, senin yüzünden alamıyorum. Tamam ya. Okut ama abi. İnsanlık öldü biliyorsun değil mi artık? İnsanlık burada öldü abi. Haydi. Bak gidiyorum ha. İyi akşamlar abi. Bak sonra o nur yüzlü adam buraya geldi. O nur yüzlü adamı keşke abi kabul etseydim falan, pişman olma. Olma abi. Gece rüyana girerim bak, böyle aksakallı amca gibi rüyana girerim bak. Abi şunu da al. Sonra zahmet çöplerini de alırsan sevinirim. Abi, ya. Abi dışarıda yersin yemeğini. Ha? Dışarıda yersin hadi. Hadi abi. Hadi siparişim var. Müşteri bekliyor bak orada. Ha öyle mi? Evet. Allah Allah. İyi tamam, ben rahat. Senin patronun ismi neydi? Ne yapacaksın abi patronun? Ben merak ettim, neydi? Serpil. Serpil abi tanıyor musun sen? Evet. Yani bendeki soruda bak, Serpil abi tanıyor musun sen? Senin patronun ne? Biz Serpil abi'yle iş birliği yapıp sana da kumaşı kısaltık. Yani şu an Serpil abi dışarıda oturuyor, onun oturmasının sebebi, müdahale etmesinin sebebi de sana şaka yapmamızdan dolayı. Ya, pişki çocuk. Sağ ol.
Bu bir şakaydı, anladın mı? Sen az önce tuvalete gittin ya. Evet. Sen tuvalete gittin de biz o yan dükkanın arkadaşına, yan dükkanın arkadaşımızı koyduk, kameramızı. Döşe kutuya koyduk. Sana bir şaka yaptım. Sakin dışa. Abi gerildim abi. Gerilme, sakin ol. Hele beyaz sağ ol. Daha geçer gibi ne diyeceğimi bilmiyorum, patron ya. Olsun olsun. Sen bak şu şey, yan dükkana beyaz sağ ol. Tamam mı? Tamam. Hemen müşteri, ben daha şaka yapacaktım ama müşteri tamam. Hakikaten geldi. Şey yapmamak için burada kestim. Tekrar kuşa bakma. Yakışıklı. Tamam. En iyi balıkçı burası. Nerede burası? Karşıyaka? Karşıyaka, Alesta balık. Alesta balık. Öyle Moskova balık diye bir şey yok. Ben salladım orada. Alesta balık. Karşıyaka'dan. Muhakkak yerin. Zaten burası meşhur bir yer. Balığıyla ünlü bir yer. Ama ben de buradan yine tekrar bir çağrıda bulunayım. Alesta balığa lütfen gelip balık yiyin. Şaka yaptım diye söylemiyorum. Çünkü ben burada hep balık yiyorum. Evet, bu yeni geldi. Taze bu. Geri gelmeden şakalandım. Hadi geç şunu. Müşteri bak. Arkadaşlar, e-ticaretten yani internet üzerinden para kazanan esnaf arkadaşlarımız, küçük ve orta ölçekli olup da büyük firmalarla rekabet edemiyoruz diyen esnaflar, e-ticaretten geçimini sağlayanlar, e-ticaretten para kazananlar muhakkak beni iyi dinlesinler. Nedir bu esnafpazarı.com? Esnafpazarı.com yeni doğan bir bebek. Ama amaç dünyada en iyi noktada yerini almak. Ve çok büyük bir altyapıyla hazırlandı. En önemli tarafı %100 yerli. Kendi firmamız, Türkiye'nin firması. Esnafpazarı.com. Üzerine basarak söylüyorum. Niye esnaf pazar? Esnaf pazar diğer pazarlardan size çok çok daha kolaylık sağlayacak. E-ticaretten %60 daha fazla para kazanmak istiyorum diyorsanız, yani reklama, kargoya, ona buna, komisyonlara %60 daha eksik para yatıracaksınız. Ve artık en güzel tarafı, Türkiye'de tanınan yüzlerce fenomen, siz esnaflara, küçük ve ortak esnaflara sizin adınıza ücretsiz reklam yapacak. En önemli noktası da, duygularımızı kabartan noktada şudur, bu firmamızın tamamıyla ama tamamıyla yerli ve milli olmasın. Tüm esnafımızın yüzünü güldürecek bu pazarda, dediğim gibi ilk etapta şu an kayıt olan, ben geldim, ben de burada çalışmak istiyorum diyen esnaf şimdiden %60 kâra geçmiş olacak. Beraber büyüyeceğiz, beraber daha çok kazanacağız, daha iyi noktalara geleceğiz. Esnaf pazarı sayesinde yerli olduğu için siz yerli firmalarımızı da esnaf pazara şiddetle davet ediyorum. Dediğim gibi bu fırsatlardan sakın kaçınmayın. Hemen esnaf pazara üye olun. Ürünlerinizi, satışını hızlandırın. Son kelimemiz ne? Tamamen yerli ve milli. Şimdiden hayırlı olsun.